Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Cengiz'i bunlar 7. 7 maddede toplamış. Akşam gazetesi. Galatasaray Başkanı ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin altında Mustafa Cengiz'in son dönemde yaptığı açıklamalar yatıyor. Olay inatlaşmaya kadar geldi. Bir, Galatasaray Lisesi mezunu olan 139 kişinin üyelik başvurularının toplu organizasyon olarak görülmesi, işlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaşların bulunması ve üyelik imzalarının sıkıntılı olması gerekçesiyle reddedilmesi. Patlayan köfte muhabbeti, eski başkan Dursun Özbey'e hakarete varan söylemlerde bulunan Gökhan Bilek'in başkan kontenjanından Galatasaray Kulübü'ne üye yapılması. O ne demek ya? Eski Dursun Özbey'e hakarette bulunmuş Gökhan Bilek. Onu başkan kendi kontenjanından üye yapmış. Yapsın abi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in üyelere karşı sergilediği ve çok konuşulan üslubu, şeffaflık sözlerine rağmen Emre Taşdemir'in sözleşmesinin borsaya bildirilmemesi, Cengiz'in ibra edilmezsem mahkemeye giderim sözünü tehdit olarak algılanması, Teknokent ve Kemer Brothers projelerinde verilen sözlere rağmen ilerleme olmaması, muhaliflere karşı kullandığı iddia edilen köfte yakıştırması. Bu arada bu fotoğraf çok konuşuldu sosyal medyada. Genç Galatasaray liselerinin Cengiz'i ibra edilmedikten sonra eğlendiği söylenen bir fotoğraf yer aldı. Ancak iddiaya göre bu foto 150. dönem genç liselerin kutladığı bir doğum günüydü. Bu karedekilerin üye olmayan gençler olduğu belirtildi. Öte yandan dün lise önünde de ekstra güvenlik önlemleri alındı. Abi bir de bu fotoğrafta orta parmağını gösteren bir çocuk var abi. Kapatsanız o fotoğrafı. Nerede, ben onu görmüyorum ya. Kafası biraz en arkadakinin bir önünde. Aman ne olacak ki, yok. Yanlış yaptılar diyor. İbra edilmemesinin bu 7 tane sebebin 7'si de gereksiz, çok geçerli bir sebep değil. Köfteler bence olabilir. Ya, ibra edilmemek değildir abi. O başka bir şeydir. Ya bir tepki koyarsın da ibra etmemek ne demek yani? Sana bakıyorsun 139 kişi toplu halde geliyorsa ibra et yani, ister eder, ister kabul edersin, ister etmezsin üyeyi. Ama Galatasaray Liseli ya onlar. Abi olabilir. İstersen eder. Sen onaylamıyor musun en son onayı? Evet. Ve bitti. Onaylamazsın. Zaten iktidarın en önemli güçlerinden bir tanesi bu. Gökhan Bilek Dursun Özbey'e hakaret etmiş ama onu üye yapmış. Yapabilirsin. O da kendi inisiyatifi. Başkan kontenjanından yapmış ama işte diyor başkan ki bir önceki başkana abi. Başkan kendi hakkı var başkanın. Tamam üye yapabilir. O yapar abi. İstediğini yapar. Seni de yapar, beni de yapar. Tamam da yani kör gözün parmağına sokulmaz. Şimdi Dursun Özbey'i ben de sevmiyorum. Beğenmiyorum da başkanlık profilini. Ama bir Galatasaray başkanı başkanlık makamını temsil etmiş. Orada bulunmuş, o koltukta oturmuş birine de birisi hakaret ediyorsa... Hakaret etmemiş bak, hakarete varan söylemlerde bulunmuş. Tamam peki, tartışılacak bir durum yok, bilmediğimiz bir konu zaten. Bence de Kemer Gürbaz projeden verilen sözlere rağmen ilerleme olmaması da... Bence zorlama bir 7 aynen olmuş. Abi bu 7 olmamış. Yanlış yaptılar diyor. Galatasaray camiası içinde farklı görüşler ortaya çıkarken bunların en ilginci de İnan Kıraç'tan geldi. Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve Sarı Kırmızıların duayen isimlerinden İnan Kıraç genel kurul kararını eleştirdi. İnan Kıraç şöyle konuştu. Rahatsızlığım vardı ama zaten Galatasaray genel kurullarına artık katılmıyorum. 83 yaşındayım. Eğitim Vakfı'nda da 40. senem. Orayı da gençlere bırakmamız lazım. Dünkü tabloyu gördükten sonra küskün ve üzgünüm. Olayı mektepli mektepsize getirmek yanlıştı. Maalesef kongrede böyle bir fotoğraf verdik. Mustafa Cengiz ve yönetiminin başarılı olduklarını düşündüğünü dile getiren Kıraç, her şeyi göstermeye çalışmışlardı. Mustafa Cengiz ve yönetimi bundan sonra mahkemeye gitsinler, süre kazansınlar. Tekrar seçim olsun. Sezon devam ederken çok yanlış bir sürece girdik. Yanlıştan dönülmesi ve bunun düzeltilmesi gerekir demiş. İnan Kıraç da mesela bundan 10 gün önce de şey demişti. İbra edilmez böyle giderse demişti. Yani. Bizans diyoruz ya. Hani Bizans oyunları falan filan. Yani Galatasaray'ın Bizans oyunlarından farkı yok abi. Birisi öyle diyor. Medyaya çıkıp böyle yapıyor. Sonra birileri organize ediyor. Birileri başkan seçiyor. Birileri o başkana parmak işareti yapıyorlar. Sonra bir başkaları o başkanı ibra etmiyorlar falan. Yani Galatasaray'da artık resmen, yani bunu başka türlü bir tarafa çekmeyin söylediğim şeyi. Onu Bizans oyunları. Hep deriz ya biz çocukluğumuzdan beri. Bunların hepsi Bizans oyunları. Bunları gerçekten garip garip oyunlar var abi Galatasaray Kongresi'nin içerisinde. Garip garip bir fotoğraf var. Dün Borussia Dortmund Kongre üyeleri ve Galatasaray Kongre üyeleri diye. Kongre üyeleri değil ama onlar ya. Genel kurul üyeleri. Onlar divan üyeleri değil mi? Divan kurulundan fotoğraf olsun. Tamam ama ön masa hep şey oluyor ya. Yani. Ama canım kardeşim, divan üyesi olmak için belirli bir sene geçmesi lazım. 30 sene galiba. Yani anladın mı? Zaten yaşlı insanlar olur. Yani divan öyle bir şey zaten. Abi ben yaşlılıktan dem vurmuyorum da. Yani artık böyle şimdi İnan Kıraç diyor ki ben 40 senedir oradayım, artık gençlere bırakmak lazım diyor. Ama hiç bırakmıyor abi. 10 senedir böyle diyor. Gençlere bırakmak lazım diyor. Bırakmıyor. 83 yaşında ya.
Allah daha uzun ömür versin abi. Sağlıklı ömür versin. Aynen. Başkanlık için iki aday Hamamcıoğlu ve Korkut. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'yla bir önceki başkan adayı Ozan Korkut'un yine aday olduğu konuşuluyor. Ama bakalım Galatasaray seçime gidecek mi gitmeyecek mi? Bugün Mustafa Cengiz'in basın toplantısı saat 14'te galiba. O basın toplantısında öne çıkacak başlıklar İstifa çok değerli. Eder mi? 14.30'muş bu arada basın toplantısı efendim. İstifa eder mi? Etmez. Dava yani mahkemeye taşıyacak süreci. Ben öyle öngörüyorum. Yani gelen bilgiler de böyle. Bu mahkemeye taşıması süreci niye? Zaman kazanmak istiyor. Kendisi için değil mi? Abi bir de şimdi ibra edilmiyorsun. Diyorum ki Galatasaray'daki en büyük problem ne? Üzücü değil mi yani? Sen mesela ibra edin. Lisesiz tartışması değil mi? Bence öyle. Şimdi eğer ki siz bu düzeni kırmak istiyorsanız bunu siz mahkeme salonlarıyla kıramazsınız. Başka bir türlü formül bulacaksın. Tüzüğü değiştirmen lazım. Ona da liseli oy veren adamlar liseli. Yani yapıyı kurmuşlar abi. Küçük olsun, bizim kontrolümüzde olsun. Yani taraftar niye isyandı abi? Yani yani mesela diyor ki adamların bakış açısı şu Galatasaray liselilerin. Yani bu kulübün sahibi biziz diyor. Siz olsanız sempatizan olursunuz bu kulübün diyor. Yani taraftarı olamazsınız. Taraftarı olursunuz. Yani sahibi olamazsınız. Taraftar sahibi falan olamaz. Bu kulübün sahibi liselilerdir diyor. Siz sempatizan olursunuz. Destekçisi olursunuz bu kulübün diyor. Yani söz hakkınız olmaz. Seversiniz. 15 bin galiba. Galatasaray taraftarına buradan açık çağrı yapıyorum. Bundan sonra hiçbir maçına gitmesin Galatasaray'ın. Gitsinler bakalım Galatasaray'ın kongre üyeleri. 15 bin kişiymişsiniz. Gidin bakalım kaç para kazandıracaksınız. Kaç tane maça gidebileceksiniz. Kaç tane deplasmana gidebileceksiniz. Kaç tane forma alabileceksiniz. Galatasaray kongre üyeleri. Bırakın abi Galatasaray kongre üyeleri. Kendi sahip çıkıyorlar ya. Gitmeyin kardeşim maça. Gitmeyin bak bakalım ne oluyor Galatasaray'ın hali. Siz kimsiniz kardeşim ya? Galatasaray'ı siz sahiplenemezsiniz. Galatasaray'ın gerçek sahibi taraftar. Siz olsanız böyle hokkabazlık yaparsınız işte. Galatasaray'ı yerin dibine sokarsınız. Şampiyonluk yarışında giderken Galatasaray birden böyle bir garip gündemler falan filan. Yok ibra etmemeler. Tamam hırsız değilsin ama kötü yönetiyorsun. Başka türlü çareniz yok. 15 bin kişisiniz ya. Hepi topu 15 bin kişisiniz. Türk Telekom'u doldurmaya çalışsanız. Anca bir türbünü doldurursunuz. Bir kendinize gidin ya. Bir kendinize gidin kardeşim. Kimsiniz ya siz? Kulübün gerçek sahipleri. Şimdi bir şey yapacaktım da neyse yani. Sahibi ha. Al sahibi. Tamam. Skandal ya. Neresinden bakarsan bak skandal abi. Rezil bir durum abi ya. İşte Bizans oyunları diyor. Mustafa Cengiz başarılı bir başkan mı? Ben başarılı bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Ama abi sen 2800 oyla seçtiğin başkana 358 tane adam orada kart kaldırıyor diye filan. Yani o kart da ona mı ait değil mi? Ne olduğu belli değil. Harikçum, onunla bak, ben beraber... burada eleştirdiğim Mustafa Cengiz'i niye eleştiriyorum? Sen oraya gelecek olan... Getir abi kendi taraftarını oraya. Kendi seni destekleyen insanları o kongreye getir abi. Ben o yüzden diyorum ki Galatasaray'da birisi başkan seçti Mustafa, yaptı başkan Mustafa Cengiz'i. Galatasaray'da birileri Mustafa Cengiz'i başkan yaptı. Salonda kullanılan oy sayısı ve o toplantıya gelen üye sayısı zaten 1700 kişi gelmiş Gökhan. Oylamada 700 kişi kalmış. 1000 kişi gitmiş. Tutacaksın abi tamam da 18 saat sabahın köründe başlıyor. Gece saat 11'de bitiyor. Yani ben olsam ben de kalmam abi. Böyle saçmalık mı olur ya? 50 tane adam konuşacak. Yani 50 tane adamı oturacağım diye ya. Böyle bir yapı baştan sona yanlış yani. Haluk'cum. Bir... Yani insan full konsantre olsan iki tane konuşmacı dinlersin, üçüncüyü dinlersin, dördüncüyü dinleyemezsin bir ki. Bir önerge verirsin. Ya bitiyor, o bitiyor, öbürü bitiyor, öbürü başlıyor, tamam. Öbürü başlıyor, Haluk'cum, öbürü bir bitiyor. Önerge verirsin. Tamam mı? 10 dakikayla sınırlarsın. 5 dakikayla sınırladılar. Bak dinle. Önce 10 dakikayla sınırlarsın. Sonra baktın uzuyor, çok liste geldi. Dersin ki 5 dakikayla sınırlarsın. Abi 5 dakikada 50 kişi konuşsa kaç ne yapar? Yapıyor? Bir bak bakayım. 2500 dakika yapar. Kaç, ne kadar yapıyor? Ne bileyim abi 2500 dakika 60'a böl. Ya Gökhan ona bakma işte abi. Abi dünya o zaman kadar bunu yapacaksın işte. 5 dakika yapmayacaksın. 2 dakikaya düşüreceksin. Abi 2 dakikada insanlar meramını anlatamaz ki. Gündemin atacaksın arkasına. Dilekler istekler diye atacaksın arkasına. Abi tamam da ama İbra ile ilgili İbra'yı öne alacaksın. Bitti. İbra ile ilgili konuşmalar bunlar yani. Geliyorum ya abi, ben şimdi Galatasaray kongre üyesiyim. Şey, gidiyorum kongreci... abi sabah 9-10. Neyse Lütfi Kırdar spor salonundaki yerimi alıyorum.
Daha birinci dakikada işte konuşmacı sayısı 50. 5 dakikayla sınırladık. Eyvah diyorum ben, yandık. Hadi bir tanesini dinledim abi. İkinciyi dinledim. Ya bir de yani o kadar altı boş konuşan insanlar var ki abi. Filan diyorsun. Dinlemiyorsun yani. Ne yapıyorsun? Filan diyorsun. Alkışlıyorsun böyle. Bir daha yani mesela otomatiğe bağlamış. Her konuşmacı böyle alkışlanıyor filan böyle. Adam ruhunu teslim etmek üzere abi orada. Abi o zaman yapmayacak konuş. Yani saçma. Saçma. Bu ne saçma biliyor musun? Bunun önüne geçebilirsin. Bu zaten eğer planlı bir şeyse, insanları yormak, uzatmak, salondaki kalabalığın sayısını düşürmek, kendi kalabalığını tutmak. Kendi kalabalığı nasıl tuttu abi mesela? Bir rakip var ya, muhalefet. Muhalefet kendi kalabalığını nasıl tuttu orada peki? İşte planlı diyor. Aynı planı sen de yapacaksın, iktidarsın. Ya boş tamam, vermeyeceksin. Doğru, haklısın. Her kongre çok önemli. Ya ben Mustafa Cengiz'i eleştirmiyor değilim canım. Ben tamam, senin söylediklerinin hepsini altına imza atıyorum. Bu ne bir tarz abi? Bu nasıl bir tarz ya? Yani planlanmış 500 kişi, 300-350 kişi kalmış salonda. Başkasının kartlarını kaldırıyorsun. O oluyor, bu oluyor filan. 50 kişi konuyor. Ya böyle kongre mi olur abi? Böyle saçmalık mı olur ya? Ya sabah saat 10'da başlayacak bir kongre, 13-14 saat sonra ibra oylaması yapılacak filan. Ben onu ne oldu abi 13 saat? Yap abi, saat 12'de yap, herkes diriyken, herkes oradayken yap ibra. Konuşmasın abi, ne oluyor ki? Konuşunca ne oluyor yani? Başka türlü bir yer yok. Kongrelerinin konuşabilir, hitap edebileceği... 50 kişi diyorum ya Gökhan. Hitap edebileceği başka bir yer yok. Bir de arada bir sürü insan çıkıyor. Mesela Dursun Özbek... Bir de kavga çıkıyor. Dursun Özbek çıkıyor falan. Diyor ki ben hakkımı helal ettim, siz de helal edin diyor. Bütün kongre falan diye alkışlıyor falan. Niye? Liseden Dursun abileri. Ben bir bu tane arada tweet TT'de attım. De olursa... haram olsun. Twitter'da TT olmuş, haram olsun. Orada helal olsun filan. Öbür tarafta taraftar haram olsun. Ya diyelim ki Dursun Özbek Galatasaray Başkanı seçildi şimdi. Bu ayak kaydırma operasyonlarıyla. Tuhaf bir organizasyon var burada. TT oldu, TT oluyorum. Başkan oldu. Türk Telekom Arena'ya nasıl gelecek abi? Bir dakika durdursana fotoğrafı. Bir önceki fotoğrafı. Dur. Kaç kişiyi tanıyorsun? Yok abi, 3-4 kişiyi tanıdım. Söyle abi, 4 isim ver abi. Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak. Yusuf Günay'ı da yeni tanıdık. Yeni tanıdık. Bu kadar. Abdurrahim Albayrak tamam. Başkanı da zaten başkan olduğu için öncesinden tanıyordum. Bir de şu arkadaşı da tanıyorum. Neydi? Brad Pitt. Brad Pitt. O yeni. O kadar abi. Abi tanınmasın zaten. Yönetim kurulu üyeleri niye tanınıyor ki? Fenerbahçe yönetim kurulunu da getirse onları da tanımıyorum. Getir bakayım bir Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi. Gökhan saysın hepsini tek tek. Ya sayamam tabii. Onu diyorum abi. Abi ama bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş yönetim Ali Koç'u kurulu... tanıyor musun? Ali Koç'u tanıyorum. Tamam. Bir yerisini tanımam. Mustafa Cengiz tanıyor musun? Hayır. Mustafa Cengiz tanımıyor musun? Tanımıyordum ki. Tanımıyordum, başka bir şey abi. Ben ondan bahsediyorum. Tanımıyordum abi, ki. Abi hadi bana anlat. Fenerbahçe yönetim kurulu abi üyesi. Şu kadar uzaktan anneleri tanımaz bunları mesela. Ya şu fotoğraf kalitesiyle muhtemelen Ali Koç dışında hiç kimseyi tanımazsın. İki tane, üç tane adam sayarsın abi. Yönetici sayarsın. Beşiktaş yönetim kurulunu getir. Bakayım tanıyor musun hepsini? Yavaş. Hepsini tanımıyor olabilirsin abi. Abi hepsini tanıyorum, dur da. İsmini... Beşiktaş yönetimi de yani 6 yıldır görevde. O yüzden tanıyor olabilirsin. Yani yöneticiler de zaten 3-5 kişiyi tanırsın abi. Başka kimi tanıyacaksın? Zaten kulüp 3-5 kişiyle yönetilir. Ben bak yemin ediyorum sana. Serdar Adalı'yı tanıyorum. Ben senin tanıdığın var ya, başkandan daha çok tanıdığım birini göstereyim mi sana? Ahmet abi. İşte. Ahmet abiye bayılıyorum. Bak, beyefendiyi tanıyorum. Kim çok beyefendi? Severim. Adı ne? Soysal soyadı. Adı ne adı? Ya ne bileyim adını. Demek ki tanımıyorsun. Tanıyorum abi. Görsem sokakta 50 kere yani her kongrede daha Haber Gökhan diye sarılıyor. Beyefendi Deniz hayatımda abi, ilk defa Şafak gördüm. Şafak Mahmut, Kavalcı, Fikret Orman, Ahmet abimiz, Serdal Adalı, Hakkı Yeten, Umut Güner, Hakan abi, Metin Bey, Candaş Tolga. Bu beyefendiyi tanımıyorum ya. Hüseyin Bican. Şu beyefendi sağ alttaki beyefendi. Deniz soyadı Atalay. Neydi? Onun yanındaki. Soysal galiba ya. Soysaldı galiba. Bir de bu beyefendiyi tanımıyorum. Değil. Değil miymiş? Değilmiş. Kim? Neydi adı? Ben hayatımda ilk defa gördüm abi beyefendiyi. Ben her kongrede... Erdal Karacan. Ay Erdal Karacan, bravo. Ay çok ciddi unuttum ya. Erdal Karacan. Ama mesela şunları tanımıyorum. 1, 2, 3 kişiyi tanımıyorum. O en sağdaki... Onu da tanımıyorum. Bu Hakan Bey. Başkanın yeğeni. Onun yanındaki? O yönetici mi ki? Oturuyor abi orada herhalde. Bilmiyorum, onu da tanımıyorum mesela. 3 kişiyi tanımıyormuşum, 4 kişiyi tanımıyormuşum abi. İlerleyen hepsini tanıyorum. Ben gözlüklü beyefendiyi de tanımıyorum. Hüseyin Mican. Onu da tanımıyorum. Ben hiçbirini tanımıyorum abi.
Ben de Serdar Adalı'yı tanıyorum. Fikret Orman'ı tanıyorum. Umut Güner'i tanıyorum. Ahmet abiyi tanıyorum. O arkadaki Metin Bey'i tanıyorsun. Metin Bey'i tanıyorum. Tamam, 7 kişi saydın zaten. Tamam işte. Bu Beşiktaş'ı ama tanıyorum 7. Çünkü Beşiktaş 6 yıldır aynı yönetimde. Mesela Hüseyin Mican o yönetimdeydi. Umut Güner o yönetimde. Neyse, Beşiktaş'ı tanıyormuşuz da Fenerbahçe'de de 3 kişiyi tanıyoruz yani. Yok, doğa yakın fotoğraf görürsün sen tanırsın. Yani mizaç olarak bilirsin abi. Mizacen bilirsin tabii de. Yani ismen falan tanımıyorsun. Ya geçelim hadi Galatasaray. Çok sıkıldım Galatasaray'dan ya. Mustafa Cengiz ne yapıyorsa yapsın abi. Bize ne ya? Ya biz mi düşüneceğiz Galatasaray'ı abi? Galatasaray 358 tane adam karar vermiş. Kendi işlerinde küçük olsun bizim olsun. Aman taraftar siz sempatizansınız de karışırsınız filan. Böyle bir şey havası. Aman üstten bakma havası filan. Nefret ediyor abi insanlar. Bu tavrınızdan nefret ediyor. Ben de nefret ediyorum. İnsanlar da nefret ediyor. Herkese bir üstten bakış. Adnan Polat liseli mi değil. Aman boşver. Gelsin dursun gelsin. Bizim liseli abi, abimiz. Bilmem kaçıncı dönemden abimiz filan. Abinizi niye gönderdiniz? Göndermeseydiniz. Ne yaptınız belli değil ya. Ya çok güzel anlatıyorsun biliyor musun? Ya falan böyle. Gelsin oh abi, abi dursun. Dursun. Benim Galatasaray'la ilgili bir lafım var biliyorsun değil mi? Hangisi? Senin değil o oğlum. Yani o ha. O artık ya diyorum, o artık herkese bak çok samimi yani. Söylüyorum böyle bir durum yani. Galatasaray lisesi enteresan bir yer abi. Vallahi bak. Enteresan bir Galatasaray yuva. Lisesi enteresan bir yer değil de. Enteresan bir yuva haline gelmiş. Yakında söylersin sen onu yayında. Moldova'yı da yenelim. Ne yuvası abi? Kuş yuvası mı abi? Amiri takım bu? Euro 2020. Hayır, ne yuvası abi? Abi şu klimayı kapatır mısınız ya? Kur'an çarpsın, ben bunaldım, kurdeşen dökeceğim ya. Donuyorduk ama ya. Sabah. Ya tamam ya, kemiklerimiz ısındı tamam işte. Moldova'yı da yenelim, Haziran'a rahat gidelim. Abi kaç çif aldım o çoraplardan? 3. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yeter bak, bir aydır aynı çorabı giyiyorsun. Çok güzel ama ya, çok rahat. Ama yeter be abi, bir aydır aynı çorapları giyiyorsun. Senin de ya. Sevdiğin tarz bu neydi? Buna ne havlu. Diyorlar? Havlu. Pamuklu havlu mu böyle böyle? Spor. Mis. Bana da alsana bir 3 tane. Kaç para verdin? 3 çiftine 38 lira verdim. Verse alsana bana da. Alayım kardeşim. Sana feda olsun. 30 sene konuşuruz artık. Almayacağın için. Niye almayayım abi? Almıyorsun abi. Bir şey almayayım. Bir çiftini sana vereyim. 3 çift var. Tabii yıkanmıştı. Böyle iç içe koy. Tertemiz. İç içe sok böyle yuvarlak. Onlarla az top oynamadık. Sen milli takım konuşmak istemiyor musun? Ben milli takım konuşmak istiyorum. Niye o zaman benim çoraplara geldi mevzu? Gördüm sürekli aynı çorabı görüyorum. Ayağında yeter, sıtkım sıyrıldı artık. Çok ya. Güzel ya. Bayılıyorum. İlhan'ın çorapları nasıl bugün? Kısa desen kısa tarzı değil. Tarzı belli. Kısa desen kısa tarzı değil. Uzun belli. Desen uzun değil. Tam şey. Tam şey modeli. Aynen. Moldova'yı da yenelim, Haziran'a rahat gidelim. Paça da ağzında zaten. Ya İlhan'ın çorapları gör. Bir de diyor ki abi füme falan diyor. Rengiyle alakalı değil benim derdim. Sen yani, milli takım konuşmak istemiyor musun? Moldova'yı da yenelim, Haziran'a rahat gidelim. Oh be, mis gibi, evet abi. 2'de 2 yapıp 6 puan mis. Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Dorukan, Okay, Hakan, Cenk, Burak. Arkadaşlar da şey yazmışlar yani. Kadroyu yazmışlar, bir önceki kadronun. Emre dışında Emre aynı. Dışında, Emre de sakat ama iyileşti mi bilmiyoruz. Dorukan var Emre'nin yerine galiba. Emre oynar ama ya bence. Eğer Emre her türlü oynar abi. 50 yaşında bile çağırın gelip oynayayım diyor. Aynen oynar mis. Abi. TRT1'den naklen yayınlanacak. Saat 20'deki maç. Aslında hani herhalde bu Moldova'yı falan çok rahat geçeriz. Yani güle oynaya. Ben Arnavutlu da güle oynaya geçeceğimizi düşünüyordum. İyi oynamadan güle oynaya geçtik aslında. Yeni takım. Yeni hoca. Yeni heyecan. Yani kazaya uğramayalım. Bu kazaları çok yaşadık biz milli takım olarak. Biz bu kazalara uğramayalım. 3 puanı da alalım mis gibi. Kafamız rahat. Yani ben biraz daha hücum ağırlıklı bir kadro çıkabileceğini düşünüyorum. Mesela Yusuf oynayabilir diye. Mahmut Dorukan Okay üçlüsünden bir tanesini daha ofansif bir oyuncu olarak tercih edebilir. Evet. Yani tamam, Mahmut mesela ilk maçın yani çok önemli oyuncusu. Ama yine de sanki bizim bence milli Okay takımımız... Bence Okay da çok iyiydi. İkinci yarı Emre Belözoğlu çıktıktan sonra. Bence Okay çok iyiydi. Yani yine böyle bir o orta sahamızdan bir tanesinin daha kreatif olmasını istiyorum ben yani. Şey Okay, Mahmut bize... ikisi böyle bir çok daha böyle bir sanki nasıl söyleyeyim daha savunmacı oyuncular yani. Kreatif değiller. Tamam, Okay tamam, etkili oyuncu ama 6 numara işte. Yani Mahmut
Yani Mahmut mesela stopere koy, stoper oynuyor abi. Sağ beke koy, sağ beke oynuyor. Aynen, anladın mı? Biraz daha böyle bir kriz. Yani Emre Belözoğlu'nu istiyor işte insan orada yani. Mesela şöyle olsa çok daha iyi bence. Okay, Emre Belözoğlu, Dorukhan. Orta ama sahası. Yine sanki... Abi işte Emre de sağ kardeşim, et misin balık mısın tavuk musun belli her değil. Her şeyi oynuyor abi. 6 oynuyor, 8 oynuyor, 10 oynuyor. Her peki oynuyor. Moldova'nın ilk 11'ine, muhtemel 11'ine baktığın zaman tanıdığın bir isim var mı Gökhan? Var. Kim? Sergi Boyko. Boyko. Antrenörleri. Onun bile adını da o yanlış söylemiş. Sergi'ymiş mesela. Aynen. Yani tanımıyorum ben, kimseyi. Yani bizim rakibimiz falan olamazlar abi. Küçümsemeyelim tabii. Futbol bu ama. Damascan nerede oynuyor? Hiç ben yani bu takımda Moldova'da. Hakemmiş zaten benim Sergil Boyko dediğimde. Tanıdığım bir tane. Ha, aynen. O kadar tanıyormuşum yani. Allah Allah, ben de diyorum ki Aleksandru Spridon filan. Evet. Damascan şu anda Torino'da oynuyor abi. Evet, İtalya'dan hatırladım çünkü. Epriano var normalde de, o yok. Sakat. Yani ben bakıyorum, bir tane tanıdık oyuncu. Bu arada mesela Moldova tanıdık diyoruz ya. Abi Elif'in performansı ne diyorsun? Elif'in mi? Üf. İzledin mi? İzledim, özetleri izledim. Abi o nasıl bir gol ya? Yani burada rahat oynayamıyor çocuk Fenerbahçe'de. Milli takımda rahat abi. Baskı yok, bir şey yok. Burada baskı var abi. Topu ayağına alıyorsun. Allah ben ne yapacağım şimdi falan diye baskı yapıyorsun. Tabii tribün baskısı var. Tribün baskısı var, hoca baskısı var. Oynayacağım mı, oynamayacağım mı? Bir sonraki maç ne olacak belli değil, baskısı var. Rahat değil oyuncu. Konuşmak yerine iş yapmalı diyor Şenol Hoca. Basın toplantısında Moldova maçı öncesi. Kısa sürede hem takımı hem de milli takımda oynaması önemli. Konuşmak yerine iş yapması gereken bir dönem yaşıyor diyor. Dorukhan'la ilgili. Moldova karşısında kağıt üzerinde üstünüz ama mühim olan sağ içinde de üstün olmak. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Cenk'le oynamak beni rahatlatıyor diyor Burak Yılmaz. Benzer iki oyuncuyuz diyor. Cenk'i böyle bir hafif sağ kanatta gibi düşündü Şenol Hoca ilk maçta. Şimdi Haluk biz ne dedik? Biz mesela biz buralardan çıkmak için ilk ikide kalmamız lazım değil mi grupta? Evet. Bu normalde İzlanda yukarıda alfabetik sırayla yaptığın için Türkiye aşağıda. Ama burası Türkiye 2 yapmış. Şimdi zaten bu böyle gider. Fransa, Türkiye, İzlanda. Fransa, İzlanda, Türkiye. Türkiye, Fransa, İzlanda. İzlanda, Türkiye, Fransa. Bu üçlü kombinasyon. Bu üçünün arasında geçer. Türkiye, İzlanda maçları belirleyici olur. Türkiye'nin İzlanda ile içeride dışarıda oynayacağı maçlar belli eder bizim geleceğimizi. Grupta İzlanda'nın Arnavutluk, Andorra, Moldova deplasmanında göstereceği performansa onların yerini İzlanda, Moldova deplasmanı mı, Andorra deplasmanı mı kazandı çünkü onlar da 2-0 kazandılar. Bunların deplasmanlarda, İzlanda'nın şu deplasmanlarda birine takılırsa biz çıkarız. Çünkü biz bu deplasmanlardan takılmayız. Yani bence. Bence de takılmamamız lazım. Yani İzlanda da takılmaz muhtemelen de. Ama biri takılırsa burada, Arnavutluk bir güzellik yaparsa, 0-0 beraberlik falan. Ben diyorum, benim izlediğim Arnavutluk da bir şey yapamaz. Belki yapar be. Yani belki böyle bir sıkışır arada bir tane bir... İzlanda olur Andorra'yı mesela 2-0 yendi ama mesela çok uzun bir süre 1-0 gitti maç. Yani İzlanda da böyle çok kreatif bir takım değil yani. Evet, iyi savunma yapıyorlar ama duran top silahı var. Duran topla çözüyorlar işleri. Ben Andorra'yı seyretmedim. Ben İzlanda'dan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani burada Fransa 1, Türkiye 2 çıkar. Bizim Fransa ile oynayacağımız maç takvimi ne? Fransa garantiledikten sonra acaba oralarda filan böyle bir rotasyon ağırlıklı bir kadroyla gelirler mi? Onu da hesaplamak lazım. O da önemli. Yani bir bakacaksın orada şimdi Griezmann'lar, Pogba'lar filan, Mbappe'ler gelmezse. Ya gelmezse olur ya da oynamaz. Oynatmayabilir oğlum, abi garantiledikten sonra. Oynatmıyor. Yerine kim oynatacak? Bazen dinlen. Haziran'daymış zaten. Böyle Fransa gelirler. Fransa deplasmanı mı? Tam kadro gelirler. İçeride Fransa. Tam kadro gelirler abi. Temiz. Tam kadro gelirler. Temiz. Temiz. 2-0 3-0 yener, kazanır. Yenerler giderler. 2-0 3-0 yener giderler. Çok iyiler çünkü. Anormal yani. Kadroları inanılmaz. Anormal bir takım yani. Yani. Neyse canım, sonuç itibariyle umutsuzluğa kapılmayalım. Yani Fransa ile başlayalım. Fransa kim filan mı diyelim? Yani Fransa Dünya Kupası'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hem gediklisi hem de favorilerinden biri. Konuşmak yani yerine iş yapmalı. Moldova bunu konuştu mu ki ya abi?
Konuştu mu ki bu çocuk? Ne oldu yani? Hiç olmuşlar böyle... herhalde abi, ne diyorsun filan diye çalışmıyormuş. Geçelim abi bunu. Artık tamam. Moldova maçı yani. Hani Fransa ile oynamıyoruz. Fransa'nın sol taraf ideal kadrosu. Dembele, Pogba, Kante, Lemar, Giroud, Griezmann. Yanlış anlama, Lacazette yedek kadroda. Öbürü de alternatif yedek kadroda. Umtiti, bak Umtiti oynuyor. Zuma, Kurzawa, Mendy. Mendy ki benim hayran olduğum Paye. Bir oyuncu. Rabiot. Tolisso, Bayern Münih'in oyuncusu. Matuidi, Juventus'un oyuncusu. Rabiot müthiş oyuncu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rabiot da Paris Saint-Germain'in oyuncusu. Ya mesela Paye. Lemar, Paye değişikliği yapabilirsin. Her şeyi yaparsın. Giroud, Lacazette değişikliği yaparsın. Giroud, Mbappe değişikliği yaparsın. Vay arkadaş. Havuz. Sissoko. Ne diyorsun abi sen? Loris. Fekir Sabari, var bir de Fekir. Mendi, deminki kadroda Dibaran. Fekir de yoktu. Koman, Kante, mesela Pogba, Koman'ı Lemar, beğeniyor ya herkes. Dembele. Ben beğenmiyorum Koman'ı. Koman'ı beğenmiyorum ama Bayern Münih'te oynuyor. Senin beğenmemen de bir şey ifade etmiyor zaten. Aynen. Bu enteresan abi. Fransa'yı falan. Bizim Fransa'yla falan. Lan bizim iki tane forvetimiz var. Fransa adamın nasıl... forvetlere bak. Griezmann, Benzema, Mbappe, Lacazette. Bizim Fransa ile milli takımımızda savaşmamız demek Şampiyonlar Ligi'nde işte kulüplerimizin Manchester City, Juventus, Barcelona, Liverpool falan onlarla mücadele ediyor gibi bir kalibre farkı var yani. Mbappe, Paye, Matuidi, Sissoko, Fekir. Ya şurada bak kaç tane, 4 tane muhtemel 11 var. 4 muhtemel 11'den hangisini bizim Türk milli takımında oynatmazsın abi, öyle bak. Sen onu bırak. Bu 4 milli takımın... Bak. Ben hiç bakmıyorum bile yani, hepsi oynar. Gözünü kapat yaz. Fransa az kadro, Fransa yedekler, Fransa alternatif, Fransa havuz. Bu 4 kadronun 4'ü de bizi yener. 4'ü de milli takımımızı yener. Doğru. 4. kadroyla içeride berabere kalırız. Bizim abi. Milli takımımızda... Valbuena falan yazmışlar oraya hani... Bizim hani Ben Arda falan. Bizim milli takımımızda, Türk milli takımında. Hangisini bir tane yazarsın? Oyuncu söyle, Fransa Emre milli takımında oynar. Oynamaz abi. Şaka yapıyorum zaten. Bir tane oynamaz bizde. 40 yaşında adam. Bence Burak oynayabilir. Oynamaz. Cengiz de oynamaz. Mbappe mi, Cengiz mi? Yani öyle bakalım meseleye. Mbappe ile Cengiz'in ne alakası var abi? Sol... oynuyor. 4-3-3'ün solunda oynuyor adam. Bizde de Cengiz olsa, Fransa'da Cengiz olsa... tam bir kanak oyuncusu yani. Cengiz'i konuşacaksan Koman'la. Koman mı, Cengiz mi mesela? Cengiz abi. Bence Koman mesela. Ben Koman'ı beğenmiyorum ama... Ya saçmalıyoruz şu an. Aynen. Geçelim. Evet, bizden bir tane oyuncu oynamaz abi Fransa mı? Şu an saçmalıyoruz tabii canım. Yani az önce aramızdaki farkı şöyle anlatayım. Az önce belki kalecimiz Mert oynar. Moldova'nın 11'i dedik ya. Moldova'nın 11'inden hani bizim takımda kimse oynamaz ya. Onun gibi bir durum işte. Geç. Geçtik. Geç. Boston'un yıldızlarına yakın takip. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Kurunic golünü atmış. Çiviç vasat kalmış. Besic hayran bırakmış. Todorovic göze girmiş. Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak Bosna Ermenistan maçını izlemiş. O da enteresan bir maç yani. Bosna Ermenistan. Bak abi çok bizim Sinan çok güzel bir fotoğraf atmış. Ya böyle bir okkabazlık olur mu abi? Böyle bir turnuva mı olur abi? Dublin, Glasgow, Londra, çok farklı. Bilbao, şey Amsterdam, Kopenhag, St. Petersburg, Münih, Budapeşte, Bükreş, Roma, Bakü. Şehir değil abi bunlar. Ülke. Yani şehir de yani farklı farklı ülkeler abi. Allah Allah. Nasıl planlayacak acaba insanlar? Mesela biz şeyde onların bile Avusturya belli ya. Onların organizasyonları da belli. Sinan atar şimdi bizi seyrediyorsa. Avusturya ve şeyde bile çok zorlanmıştık biz İsviçre'de 2008'de birlikteydik. Yani biz zorlandık. Neden zorlandık? Biz gerizekalı gibi kiraladığımız arabayla karayoluyla gidelim. Ama, trenle gidelim. Bırak abi orayı imkansızlıklardan. Ama şirket maliyeti işte. Abi imkansızlıklardan. Yani, Viyana, adam öyle gitmiyor ki abi. Cenevre'den Viyana'ya gittik. Viyana'dan tekrar Cenevre'ye döndük abi. Tamam dön abi uçakla biz gibi abi. Orada da bir araba havalimanında beklesin seni. 103 kuruşla dünya şey yaptık tamam, abi. Ama işte yani çok zorlandık. Biz mesela çok zorlandık abi. Abi sen hatırla abi ölüyorduk ya biz yolda. Aynen. Allah'tan uykusuz, ben buraya çektim şeyle trenle gittim ya. Uykusuz filan. Abi neler sabahlara yaşadık? Kadar yayın yap. Oraya git. Oradan bir daha Viyana'ya dön. Oradan Viyana'dan bir daha Cenevre'ye git. Cenevre'den öbür neydi? Zürih'e git. Zürih'ten oraya gel filan. Çok yıpratıcı. Bence bir ülkede olsun abi. Versinler bize. Türkiye'de yapalım işte mis gibi. Hepsinden iyi yaparız. Fenerbahçe Çağlar'ı alıyor.
Sarı lacivertlerin Leicester City'de forma şansı bulamayan milli futbolcuyu kiralayacağı öğrenildi. Güzel. Yerli kontenjanı mis. Çok da doğru tercih yapar. Bence de güzel çözüm olur. Valbuena'ya yeni sözleşme. Fenerbahçe'de Valbuena'nın bir maç daha oynaması haline sözleşmesi otomatik olarak uzuyor. 3 milyon euronun üzerinde maaşı olan Fransız yıldızın daha makul bir maaşla gelecek sezonda da takımda kalması isteniyor. Diyor. Şimdi bence adam niye böyle bir şey yapsın? Efendim? Bir maç daha oynatacaksın mecbur. 3 milyon euronun üzerindeki maaşla otomatik olarak devam edecekse sözleşmesi, adam niye yeni sözleşmeyi? Ha, belki vadesini uzatır sözleşmenin. O anlamda mı acaba? Bu arada bugün Ozan Kabağ'ın doğum günüymüş. Kardeşimizi seviyoruz. İnşallah akşam da Şenol Hoca Moldova maçında oynatır. Onun da oynamaması mesela çok şaşırtmıştı beni Arnavutluk maçında. Doğum günü olduğu için mi oynayacak çocuk? Ozan Kabağ, happy birthday, doğum günün kutlu olsun demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Bu üstündeki forma da güzel be. Ne oldu, bizim bir şeyler vardı gelecekti. Gelir abi, bizde gelir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ha bak ben 19... sana söyleyeyim. A grubu efendim. Small dedim abi, bedeni söyledim. Haluk abiye. Sen üzerine alınma diyor yani. A grubu ilk maçı Roma'da. Açılış maçı galiba bu. Evet. Tamam, A grubu Bakü'de. Maç takvimi. B grubu Kopenhag, St. Petersburg'a dağılmış. C grubu Amsterdam, Bükreş. D grubu Londra ve Glasgow. E grubu Bilbao, Dublin. F grubu Budapeşte, Münih. A grubu dedik Roma. Ya böyle bir şey olur. Bu ne abi ya? Ama gruplara bölmüşler. Sonrası önemli. Yarı final, finaller de mesela. Bakayım. Son 16 maçları Londra, Amsterdam, Bilbao, Budapeşte, Kopenhag, Bükreş, Glasgow. Yarı final ve final Almanya'da galiba. Münih'te. Yarı final, çeyrek final St. Petersburg, Münih, Bakü, Roma. Yarı final Londra, Londra. Final Londra. Hepsini Londra'ya almışlar. Yarı finaller Londra'da. Londra'da da nefis statlar var abi. Londra'da nefis bir şey. Nefis, Kagawa geldi nefis. Böyle oldu. Sezon başında Torino'dan kiralanan Adem Lahiç, Beşiktaş'taki performansıyla yönetimi mutlu ederken bir yandan da kara kara düşündürüyor. Siyah beyazların mali kriz sebebiyle Sırp oyuncunun sözleşmesindeki 6,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanması mümkün gözükmüyor. Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa'dan da memnun kalan yönetim, iki oyuncunun da aynı bölgede görev yapması sebebiyle sezon sonunda iki isimden biriyle yola devam edebileceği öğrenildi. Japon yıldızın maliyetinin daha düşük olması sebebiyle Kagawa, Laiç'e göre bir adım daha öne çıkıyor. Abi Kagawa ile Laiç, ikisinden birini tercih edeceksen ben de Kagawa'yı tercih ederim. Sen hangisini tercih edersin? Yani tercih etme zorunluluğun var mı? Var. İkisinden birini ben de ikisini birden tercih ederim Gökhan. Laiç de kötü oyuncu değil. Ama Kagawa... Ben Laiç tercih ederdim. Ben Kagawa'yı tercih ederim. Hiç... Şöyle, şu yüzden, sebebini de Japon söyleyeyim. Bir kere ya. Laiç'ten para kazanabilirsin, Kagawa'dan para mara kazanamazsın. Tamam da ama öbürünün maliyeti 6,5 milyon euro, öbürünün maliyeti o kadar olmayacak. Yani, Kagawa'yı yani bilmiyorum, bana zor soru. Laiç 27, Kagawa 30 yaşında, Gökhan abin dediğini desteklemek için. Ama biri Japon. Ama Japon da doymuş bir Japon. Adem mesela 28'de 29'da bir yere satabilirsin. Abi ben ikisinden birini tercih edecek olsam gözümü kapatır Kagawa'yı tercih ederim. Hiç üzerinde yorum bile yapmam yani. Sus mu demek istiyorsun? Yani sen de Adem Lahiç tercih et ya. Buna da saygı göster. Hayır, ben Adem Lahiç o kadar kesin, seninki kadar kesin seçemem yani. Ben de bir Japon hayranıyım. Ben de Kagawa'nın hayranıyım. Ama ikisinin, ya keşke durum oralara gelmeseydi de ikisi de kalsaydı yani. Bence de ikisi kalamayacak. Biri gidecek mi? Ben Adem Lahiç'in gideceğini düşünüyorum. 6,5'ta vermem ben abi, elimde Kagawa varsa ya. Kimse kusura bakmasın. Elinde mi Kagawa ki? Abi elinde mi Kagawa? Varsa dedim zaten. Ha, yani elinde mi değil mi bakacağız. Kagawa ile ben sözleşmeyi uzatırsam, yani sözleşme imzalarsam 2 yıl 3 yıl neyse, Kagawa ile oynarım mis gibi. Japon abi sakatlanmaz, hastalanmaz. Hastalanmaz, sakatlanmaz dediğin Nagatomo sakat hali abi. Sıkıntısı olmaz. Abi geldi kaç sene oldu? Yani 2 senedir Galatasaray'da ilk defa böyle bir şey diyor. O da çocuk gitti. Japonya'ya gitti, oraya Asya Kupası oynadı, bilmem ne yaptı filan, perişan oldu yani. O da Japon ama bir yere kadar. Japon da bir yere kadar. Çay içip bisküvi yiyoruz demiş Abdülkadir. O ne demek ya? Abi bu da çok enteresan. Gürültü yaptığı gerekçesiyle Yalıncak sakinlerinin şikayet ettiği Abdülkadir Ömür sessizliğini Karadeniz Gazetesi'ne bozdu.
Burak abi Trabzon'a döndüğünde bir villa kiraladı. Bu evin bir yıllık kirasını da peşin ödedi. Burak abinin Beşiktaş'a transfer olması üzerine ona abi ben her gün çarşı başından idmana geliyorum. Yol çok uzun. Antrenmanları kaçırmak istemiyorum. Senin evin parasını peşin ödedin. Sen evin parasını peşin ödedin. İznin olursa burada kalayım dedim. Burak abi de bunu kabul etti. Zaman zaman arkadaşlarım geliyor. Onlarla çay içip bisküvi yiyoruz. Bunun dışında başka bir şey yapmamız söz konusu değil. Zaten benim aldığım aile terbiyesi komşularımızı rahatsız etmeye engeldir. Sanırım ev sahibi yeni bir kiracı bulmuş bizi çıkartmak istiyor. Abi ev sahibi şuna bozulmuş. Burak vermiş ya sezon sonuna kadar. Ayrılmış. E tamam sezon sonuna kadar aldık. Yenisine kiralayalım demiş. Abdülkadir de eve çökünce demiş ki böyle olmuyor. Bizim buradan para kazanalım. Çok ayıp ya. Abdülkadir oturuyor işte. Burak ödemiş parasını. Tamam sezon sonu. Yani mukavelen bitince çıkartırsın abi. Bu gazeteye haber olacak bir şey mi ya? Şikayet etmişler ya. Ay bir de genç oyuncu falan. Yani çok gürültü yalınacak yapıyor. Yalınacak konakları sakinleri. Ay bir de gürültü yapıyor falan. Şeydir yani genç oyuncu. Alem yapıyor falan. Hiç öyle bir çocuk değil. Nereden biliyorsun abi? Tanıyorum Allah abi. Allah. Nereden biliyorsun? Beş vakit namazından iyi. Ya tamam nereden biliyorsun? Bey yaparsa da yapsın abi. Ayrıca sana ne bundan yani? Evinde de ne yapacak? Onu da mı hesabını soracağız abi? Hayır, ama imaj Allah o Allah. Yani. Çocuğa biçmeye çalıştıkları imaj kötü. Onu söylüyorum. Bunu kim çiziyor? Trabzon yerel medyası. Onu kim temizliyor? Yine evet, Trabzon yerel medyası. Aynen. Trabzon yerel medyası var ya. Yemin ediyorum. Çok güçlü ya. Bak Galatasaray Kongresi'ni Trabzon'daki yerel medya muhabirlerine takip et. Başka da kimse takip etmesin. Uf. Havada mı uçuşur İbralar? Uf. Ya var ya bak İbra etmeyenler disipline sevk edilebilir. İbra edenler çarmıha gerilebilir. İşkence odaları falan çıkabilir içinden. İnanılmaz yani. Ya bırakın abi bunun nesi haber? Bırakın çocuğu rahat bırakın be abi. Aynen abi yazık günah ya. Bırakın vallahi çocuğu abi ya. Kendi içinizden insan çıkıyor. Bırakın abi manyak mısınız ya? Bir de ya? Çocuk o kadar güzel anlatıyor ki Burak abi diyor sezon sonuna kadar kiraladı parasını verdi diyor. Ben de abi ben otursam olur mu antrenmana geç kalıyorum falan. Geç kalmayayım uzun yoldan geliyorum falan diyor. Ya bu çocuk da abi o evi kiralasın 10 bin lira da verebilecek duruma gelsin artık ya. Trabzonspor'un önemli oyuncusu haline geldi. Aha. Yani. Tamam. Bugün 20 milyon euro istiyorsunuz satmak için. E çocuğa da bir 3-5 verin ya. Ayıp olmasın yani. Yani çocuk da Burak Yılmaz'ın evine sezon sonuna kadar ben oturayım demesin abi. Ya desin ne olacak arkadaşlar? Ya desin ona itirazım yok da o evi tutabilecek pozisyona gelsin. Onu söylüyorum. Yani bir yıllık kirasını peşin ödedi diyor. Burak abiden rica ettim diyor. Ben oturayım mı dedim diyor. Çocukta bir düşüş mü var? Hiçbir şey yok abi. Sakatlığı var çocuğun ya. E tamam nedir abi çay? Yani çocuk mesela şunu açıklamak zorunda kalıyor abi. Çay içip bisküvi evi yiyoruz. Ya ne gerek var abi bu hale getirmeye bu çocuğu? Bizde öyledir ya. Yani biraz hafif böyle bir palazlandı mı zaman, aşağıdan tamam. Çekeriz yani. İtmeyiz. Hep paçasından çekeriz. Hep alttan bir it abi çocuğu ya. Ben ya sana bu... bir fikir anlatmıştım onu biliyorsun. Zebani çukur. Türk yok. Zebani. Çukurun başında çukurunun başında zebani yok. Neden? Çünkü en yukarı tutanı alttan çekiyorlar. Aynen. Çekmeyin abi itin. Gencecik aslan gibi çocuk. Yetenekli. Trabzonspor'a çok büyük paralar kazandı. Sanırım ev sahibi kiracı bulmuş. Bizi çıkartmak istiyor. Allah. E ne yapsa öyle okuyor çocuk o meseleyi. Ekuvan durmuyor. Abi de ben ev sahibi olacağım. Benim evimde Abdülkadir Ömür oturacak. Ya vallahi bazen yani ihtiyacım da yoksa derim ki otur aslan parçası derim ya. İhtiyacı olmaz. Bir de Trabzonsporluysan filan. Yatırım yapmıştır insanlar ya. Onlar da oradan gelecek paraya bakıyorlar da yoksa, çakallık yapmasınlar. Ha, ihtiyacım yoksa diyorum ya. Daha başka eli büyüttüm başka yere taşıdım. Ekuban durmuyor. Ekuban Afrika Kupası elemelerinde Ghana'nın Kenya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü attı. Yönetim Leeds United'dan kiraladığı Ekuban'ın bonservisini almak istiyor. Biraz bu arada zor. 33 maçta 60 gol atan Bordo Mavi takımın gollerinin yarısına yakını Rodega, Envakame ve Ekuban'dan geldi. Rodega 13, Envakame 9, Ekuban'da 7 kez olmak üzere toplam 29 defa fileleri havalandırdı diyor. Ekuban da sonradan birçok kez girip attı. Yani ilk 11'de oynamadığı maçlarda da sonradan girip attı. Güzel, başka. Sevindirici, nefis bir haber var. Bu haberin videosu var mı bilmiyorum ama Var. Beknaz'dan çok var. Güzel hareket. Yani sayılar artsın. Geçenlerde Altınordu'da da aynısı olmuştu. Ayakta alkışlamıştık. Beknaz'ı da ayakta alkışlıyoruz. Arkadaşlar Galatasaray TV'deki spiker arkadaşınız mı? Ben bir ara anlamadım ki. Maçı tamamlayacağız zannettim. Evet abi. Tamam bitti abi. Pozisyon geçti bitti kardeşim. Aferin çocuğa. Aferin. Beknaz'dan çok güzel hareket. Hakeme de aferin. Hakeme aferin değil. Orada iptal edebilir kararını ya.
Hakem yani zaten hakem nereden çıktı? Hakem bu penaltı pozisyonu çalıyorsa bence assın düdüğü. Buna penaltı çalıyorsa. Böyle penaltı mı çalınır ya? Zaten yani şimdi, hamle dışarıda bir de. Yani varsa da hamle falan değilse hamle ama hiçbir şey yok ya. Ne? Çocuğun basıyor ayağı kayıyor şeyden. Suni çim. Bu suni çim değil mi? Evet. Suni çimde ayağı kayıyor. Düşüyor abi. Gidiyor bir de hakeme diyor ki değil penaltı diyor. Tamam sen diyor dışarı at diyor filan. O ona dışarı at demiyor abi. Ya neyse işte dışarı atarsın diyor. 14 yaşında umut, bizim için umut bir vaat edici. Tabii bunlar 14 yaşında güzeldi abi. Sen bunu Galatasaray'da oynarsın inşallah büyüyünce. Fenerbahçe derbisinde yaparsan çok daha değerli. Ama yaparsın herhalde. Bu 14 yaşında yapınca orada da yapılır. Oralarda yap bana abi. Yani buralar değerli. Bu da çok değerli. Canım kardeşim sen inanıyor musun? İnanmıyorum da işte onu diyorum adamı yani. Döverler. O zaman adam oluruz. Adamı döverler. Sağ içindeki takım arkadaşını döver seni. Düşünsene Fener deplasmanına gitmişsin. Galatasaray 20 yıldır kazanıyor. 90+5. 90+5'te yalandan bir penaltı çalmış hakem. Var mar aklamış filan. Geliyor Selçuk İnan var ya topu taca atıyor filan. Vallahi billahi Flora'yı basarlar. Çünkü abi kültürü... Yani burada mesela alnından öpüyoruz filan diyor. İnanılmaz filan diyor ya spiker. Alnından öpüyorum filan diye. Selçuk var ya Selçuk. Bak ülke sınırlarını filan terk etmesi lazım. Ama bence... Biz burada böyle yaparız bak. Helal olsun Selçuk. Allah belanızı versin. Bizi de döverler. Tabii neler olur abi. Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyeti mi yoksa bu penaltı hikayesi mi desen seç arasından birisini desen ben penaltı hikayesini seçerim. Ben futbolcu olsam galibiyeti getirecek golü atmak yerine yemin ediyorum o topu dışarıya atarım. Penaltı da bak. Yemin ediyorum sana. Hele Selçuk gibi parayı kazandıysam zaten 50 kere bunu atarım yani. Bunun videosu var mı? Yayıncı kuruluş olduğu için videosunu veremez. Ha, yayıncı kuruluş olduğu için yok. Ama bu 70'te 70 Fenerbahçe çok önemli. Fenerbahçe zaten bu ligin çok üstünde bir takım. Müthiş bir takım. Euroleague'de şampiyonluk için kurulmuş bir takım. Yani 70'te 70 yapması, 120'de 120 yapması falan çok anormal gelmiyor bana. Bizim ülkemizde basketbol ligimizin seviyesi çok yüksek olmasına rağmen söylüyorum bunu. Fenerbahçe bizim yüksek seviyedeki ligimizin de çok üzerinde. Yani ama bence dünkü karşılaşmaya Tofaşlı oyuncu, bir daha söyler misin ismini? Yiğit Arslan. Yiğit Arslan'ın yaptığı bir hareket var. O hareketi ne yapın edin bulun izleyin. Sosyal medyada var görüntü. Yani mükemmel bir fair play. Şapka çıkartılacak bir hareket. Yani işte böyle oyuncuların sayılarının artması gerekiyor. Abi bu arada Cagne ve Muslera Abdurrahim Albayrak'a destek mesajları yayınladı. Twitter'dan ve Instagram'dan. Ne yapmış abi Abdurrahim Albayrak'ta? Yani parayı neymiş? Vermiş. Yani hepsi yayınlasınlar abi. Parayı vermiş. Niye Cagney'in formasını tutuyor? Parayı Abdurrahim Albayrak vermiş. Siz her zaman her yerde bir numarasınız demiş Muslera. Başkan adamsın adam filan demiş. Enteresan. Sey numara uno. Sen siz bir numara. Sen bir numarasın. Aynen. Seviyorlar. Allah muhabbetlerini bozmasın. İtalya'da oynadı ya bu Juventus. Belki de şeydir. İngilizce bilmiyordur. İtalyanca konuşuyordur. Ben tercihini merak ettim o yüzden. Sey numara uno. Bittik mi? Bittik. Hadi yani bakalım. Eğer süremizi doldurduysak çıkabiliyorsak. Alırsa mı lan burası? Ne bileyim abi bazen alırsa maaştan... gibi. Dük bitti süre beyler. Levent abi maaştan kesmiş abi. Ne oldu dedim. İki dakika erken çıkmışsın dedi. Toplamış bir program yapıyor dedi. Kesmiş maaştan. İki dakika erken çıktıysa 2000 lira kesilmiştir. Çünkü dakikası yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler. Hoşça kalın.